büyük gösteriye az bir zaman kalırken temel Kotil sürprizlere hazır olun ifadelerini kullandı. ...2024 yılı içinde 7 uçak tamamlanıp, 2025 yılında Türk Hava Kuvvetleri'ne ilk aşamada 16 uçak teslim edilecek. Her gün yeni videolarla birlikteyiz. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi, testlerine devam edilen Hürjet'in havadaki başarılı manevralarını paylaştı. TUSAŞ, Hürjet'in testlerde gerçekleştirdiği başarılı manevraları sosyal medya hesabı üzerinden gösterdi. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, paylaşımında, testleri hızla devam eden Hürjet'imiz manevralarını başarıyla gerçekleştirmeye devam ediyor, sürprize hazır olun ifadelerine yer verdi. Türkiye'nin jet eğitim ve hafif taarruz uçağı Hürjet, 50'yi aşan test uçuşlarının ardından sahneye çıkmaya ve dünyaya kendini göstermeye hazırlanıyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından geliştirilen Hürjet, Türk yıldızlarının kullandığı T-38 akrobasi uçaklarının yerini almanın yanı sıra, uygun maliyetli hava operasyonları icra ederek F-16 işlevi görmeye hazırlanıyor. TUSAŞ tarafından paylaşılan son görüntüler, Hürjet'in çarpıcı yeteneklerine ilişkin etkileyici bir fragman sundu. Havada ters takla atarak sert manevraları sorunsuz gerçekleştiren Hürjet, göreve her gün biraz daha hazır hale geldiğini gösterdi. -3 ile +8G limitleri arasında pilotunu zorlayacak ölçüde manevralar yapabilen Hürjet, ilk büyük gösterisini Samsun'daki 19 Mayıs törenleri sırasında yapacak. Bu müjdeye dair paylaştığı mesajda TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, testleri hızla devam eden Hürjet'imiz manevralarını başarıyla gerçekleştirmeye devam ediyor, 19 Mayıs'ta sürprize hazır olun açıklamasında bulundu. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil'in, binlerce satacağız diyerek bahsettiği Hürjet, uluslararası pazarda büyük bir potansiyele sahip. TUSAŞ, 2024 yılı içinde 7 uçağı tamamlamayı ve 2025 yılında Türk Hava Kuvvetleri'ne ilk teslimatı yapmayı hedefliyor. 2025 yılından itibaren her ay 2 adet olmak üzere yılda 24 Hürjet üretilecek ve ilk aşamada Hava Kuvvetleri'ne 16 adet teslim edilecek. Ocak 2022'deki Savunma Sanayi İcra Komitesi toplantısında Hürjet için seri üretim kararı alınmıştı. Hürjet projesi, Ağustos 2017'deki ilk kararın ardından Nisan 2018'de kavramsal tasarım, Temmuz 2019'da ön tasarım, Şubat 2021'de kritik tasarım aşamalarını geçti. Sonrasında Hürjet'in yaklaşık 8000 parçadan oluşan bileşenlerinin üretimine başlandı ve parça ve ekipmanlar son montaj hattında uçaktaki yerini aldı. Hürjet, ilk kez 25 Nisan 2023'te havalandı. Tek motorlu ve tandem kokpitli Hürjet, üstün performans özellikleri ile modern savaş uçağı eğitiminde kritik rol oynamak üzere tasarlandı. Hürjet, harbe hazırlık geçiş eğitimi, silahlı ve silahsız hava devriyesi ile akrobatik gösteri uçağı gibi roller icra edecek. Yaklaşık 14 metre uzunluğa, 5 metre yüksekliğe ve 9,5 metre kanat açıklığına sahip olan Hürjet, 1,4 Mach hıza ulaşıp azami 45 bin feet seviyesinde uçuş gerçekleştirecek. Uçakta 3'er adet kanat altında ve 1 adet gövde altında olmak üzere 7 istasyon bulunabilecek ve bunlara farklı faydalı yükler takılıp, 3 tona yakın faydalı yük taşıması bekleniyor. Hürjet, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Akrobasi Timi Türk Yıldızları ile birlikte, 2 Eylül 2023'te tarihi bir uçuş gerçekleştirdi. Türk Yıldızları ile kol uçuşu yapan Hürjet, 37 dakika havada kalarak 15.403 feet irtifaya ve 351 knot hıza ulaştı. Uçuşun ardından başarılı şekilde piste teker koyan Hürjet, daha sonra Türk Yıldızları ile fil yürüyüşü gerçekleştirdi.
büyük gösteriye az bir zaman kalırken temel Kotil sürprizlere hazır olun ifadelerini kullandı. ...2024 yılı içinde 7 uçak tamamlanıp, 2025 yılında Türk Hava Kuvvetleri'ne ilk aşamada 16 uçak teslim edilecek.